Serdar Turgut Aynı saftaki casuslar arasında yaşanan kavga Gizli dünyaların yıllardır değişmeyen kırmızı çizgisi, görevinden ayrılan casusun geçmişte yaptıkları ve çalıştığı kurum hakkında hiç konuşmaması gerektiğidir. Bu bir ülkenin istihbaratının düzgün ve istikrarlı çalışması için olmazsa olmaz koşuldur. Bu açıdan bakıldığında Amerikan istihbaratının büyük bir kriz içinde olduğunu söylemek mümkün. Geçenlerde ajans haberlerine pek düşmeyen önemli bir gelişme oldu bu dünyada. CIA'in eski Moskova istasyon şefi Daniel Hoffman, eski CIA başkanı John Brennan'ı, Amerika Başkanı Donald Trump hakkında açılmış olan Rusya bağlantıları soruşturması hakkında konuştuğu ve Trump'ın hatalarını ifşa ettiği için eleştirdi. Brennan'ın Moskova soruşturması gibi siyasi açıdan kritik sonuçları olabilecek bir konuda bu kadar net tavır alması, casuslar aleminde alışılmadık olduğu gibi Moskova istasyon şefliği gibi CIA hiyerarşisi içinde önemli bir görevde bulunmuş birinin çıkıp açıkça eski bir CIA başkanına eleştiriler getirmesi de bir o kadar alışılmadıktı. Casuslardan başka yönetici konumunda olanlardan da işlerini bıraktıktan sonra biraz ketum olmaları beklenir. Aslında bu global bir kuraldır da. Ancak Amerika'da bu beklenti galiba artık tamamen ortadan kalkmış gözüküyor. Hayden'ın kitabı, daha önce CIA başkanlığının yanı sıra Ulusal Güvenlik Ajansı'nın başkanlığını da yapmış olan Michael Hayden'da Assault on Intelligence adlı bir kitap yazdı ve Trump'ın istihbarat camiasına yönelik tabırlarına eleştiriler getirdi. Bu arada kitabın adına da dikkatinizi çekmek istiyorum. Intelligence, istihbarat anlamının yanı sıra zeka anlamına da geliyor. Yani Trump'ın eleştirilerinin istihbarat camiasına olduğu kadar İnsan zekasına da bir saldırı olduğunu söylüyor bu başlık. Eski FBI Başkanı da işin içinde. Eski siyasi yöneticileri arasında bu hava varken bir yandan da FBI Başkanı James Comey A Higher Loyalty adlı kitabında ve durmadan çıktığı televizyon haber kanallarında Trump'a yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Anlayacağınız Amerikan istihbarat camiası içinde var olması gereken hiyerarşik disiplin ve kırmızı çizgiler tamamen yıkılmış durumda. Biz gazetecilerin bundan fazla bir şikayeti gayet tabii ki yok. Çünkü onlar her yazdıkları cümleyle, yaptıkları her konuşmayla bize gizli konularda istemeden de olsa bazı ipuçları vermeyi sürdürüyor. Disiplini o sağlayabilir. Ben şu anda bu süreç sürsün isterken bir yandan da bu dünyaya disiplini kim getirecek diye merak ediyorum. Hoffman'ın yakın iş arkadaşı olan ve CIA içi eğitimi nedeniyle Rus istihbaratı hakkında uzman olan yeni başkan adayı Cine sert ve otoriter yapısıyla camiaya bir disiplin getirmesi de bekleniyor Washington'da. Serdar Turgut, Habertürk